tanesi olarak bugün çocuk haklarına ve çocuk sağlığına değineceğimiz en anlamlı etkinliklerimizden birini gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Çocuk haklarının sesi olmak amacıyla düzenli olarak sosyal sorumluluk bilincinden hareketle etkinliklerimizi yaptık. Bu yılda bu etkinliğimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu kez yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle dijital olarak çocuklarımızla ve aileleriyle buluşuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda salonumuz şenlik alanı gibi çocuklarımızın sesleriyle, şarkılarıyla, şiirleriyle muhteşemdi. Bir şey daha söyleyelim buradan çocuklara. Yokluğunuz, sizin sesinizin olmadığı yer hemen fark ediliyor. Ama bugün biz sizin sesinizdeyiz. Buradan ve kalben bizimle olduğunuzu hissediyoruz. Dünya sizin sesinizle güzel ve dünya insanlar topluluğu ise siz bu dünyanın en aydınlık gökyüzüsünüz. Umutlarsınız, yarınlarımızsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgi dolu selamlar gönderiyoruz ve kıymetli ailelerine de aynı şekilde buradan selamlarımızı göndererek yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu ve Uğurlu ailesi tarafından bundan tam 22 yıl önce hizmete açıldı. O zamandan bu zamana kadar milyonlarca hastaya şifa kapısı oldu. Ve yenilenerek hizmetlerini en kaliteli haliyle sizlere sunmaya da devam ediyor. Hastanemizde bu zamana kadar binlerce çocuk dünyaya geldi. Onları daha anne karnından itibaren kaliteli, sağlıklı bireyler olmaları için anne karnındaki gelişimlerinden doğumlarına kadar takip ettik. Sonra büyüdüler, ellerini bırakmadık. Onların toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak için gerek hastanemizde gerek okullarda doktorlarımızın katılımlarıyla birlikte onlara ışık tutacak eğitimler gerçekleştirdik. Bu sosyal sorumluluklarımızda da hastanemizin işletme direktörü, aynı zamanda önemli yerlerde eğitimci kimliğiyle de tanınmış İbrahim Uğurlu'dan fikirler alarak onlara önemli olduklarını hissettirecek çalışmalar yaptık. Çocuklarımızı hep hatırladık, buluşmalar düzenledik, onlarla her zaman güçlü bağlar kurduk. Bebek Dostu Hastane ünvanını aldık. Yani anne sütünün önemi, emzirme konusunda eğitilmiş ve gerekli sertifikaları Sağlık Bakanlığı tarafından almış olmaktayız. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle yasal şartlara uygun olarak hizmette kalite hastalarımızın üst düzeyde memnuniyeti önceliğimizdir. Amacımız öncelikle çocuk sağlığı. Bunun için gerekli uzman hekim ve deneyimli hemşire kadrosuyla, donanımlarımızla hastanemizde kaliteli hizmetler sunuyoruz. Tabii bunu yaptık deyip kenara da çekilmiyoruz. Bu yayının amacı bunun yanında çocuk haklarını bilmek, yaymak ve onların haklarını korumak. Yarının devlet adamları, doktorları, hemşireleri, öğretmenleri onlar. Ve daha çok küçükler. Ellerinden tutmamıza, arkalarından yürüyerek onları takip etmemize, kaliteli ve sağlıklı, en önemlisi de sevgiyle dolu bir yaşam sürüp haklarını savunmamıza ihtiyaçları var diyoruz. Türkiye'nin önemli neonatologlarından Profesör Doktor Asiye Nuroğlu geliyor elbette. Avrasya Hastaneler Grubu Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Kliniği Bilimsel Danışmanı. Aynı zamanda kendisi ve satır satır anlatsak yaptığı çalışmaları zannediyoruz ki yılların emeklerini anlatmaya hocam sayfalar yetmez diyoruz. Kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Sizlerin huzurunda ve programı yürütmek üzere de sözü kendisine bırakıyorum. Evet sevgili Gönül, gerçekten son derece güzel bir sunum, açılış sunumu gerçekleştirdi. Çocukların adına, çocuklar adına onlara tercüman oldum ve olayı hazmettiğim belli. İştenlikle söylediğim, heyecanlandığım bunu hissediyorum. Evet. Ve de yukarıda zaten ilk dinlediğimde o kadar güzel hazırlamıştın ki hiçbir ilaveye gerek kalmadı. Çocuk haklarını, hastanenin bu konudaki aktiviteleri de hepsini çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Zaten çocukların sesi yok ama biraz sonra videomuzda bunu da izleyeceğiz. Evet. Saygıdeğer çocuk dostlarımız, çocuk hakları panelimize hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Sizlerle bu güzel buluşmayı gerçekleştirdikleri için Avrasya Hastaneler Grubu yönetim ekibine, ki burada temsilcileri şu anda salonumuzda bulunuyorlar,
Ve yine bu konuda emeği geçen, şu anda çok arkadaşlarımız var, isimlerini saymıyorum ama bunlar bizim kayıtlarımızda var. Hepsine ayrı ayrı şahsın ve özellikle temsilcisi olduğumuz çocuklar adına teşekkür ederek en derin saygılarımı sunuyorum. Duyarlı çocuk dostu gönüllülerimiz. Bildiğiniz gibi hedef kitlemiz çocuklarımız. Çocuklarımız çocuk haklarının en önemli öznesi. Evet. Zaten sevgili gönül dediğimde Türkiye'deki çocuk sağlığının ülkelerin geleceği için çocuklar, sağlık ve sağlık deyince de çocuk sağlığı dediğimiz zaman da koruyucu sağlık son derece önemli. Biz hastaneler grubu olarak diğer ülkemizdeki diğer hastaneler gibi bu konulara öncelik veriyoruz. Evet, bu konu son derece önemli. Yalnız bu konuda bizim ana misyonumuzu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm çocuklar, yani sadece Türkiye değil, tüm dünya çocukları ve bu çocuklarda din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm dünya çocuklarının haklarını korumak, özellikle de zor koşullardaki çocuklara destek vermek bizim öncelikli misyonumuzdur. Bu kadar önemli bir konu, yani çocuk hakları dediğimiz zaman çocuğun sağlık olayı var. Evet. Yine eğitimcimiz zaten bizim işletme direktörümüz aynı zamanda eğitimci. Eğitim bence en önemlisi. Her ne kadar sağlık politikalarının merkezinde sağlık olacak diyorsak da eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için en başta toplumu ve aileleri ve öncelikle de anneleri bilgilendirmeli ve eğitmeliyiz. Yine olayın hukuki boyutları var. Çok çeşitli boyutlar var doğumdan itibaren. Vaktimiz kısıtlı olduğu için onlara değinmiyoruz. Onun için çocuk haklarının hayata geçirilebilmesi için multidisipliner ve multisektöriyel bir yaklaşım esastır. Şimdi çocuk hakları deyince ben Türkiye'deki gelişmelerin en başından işin merkezinde bir kişi olarak kısaca değinmek istiyorum. Nereden nereye geldik? Çünkü geçmişimizi bilmediğimizde geleceğe yönelik programlar yapamayız. Her zaman için geçmişimiz önemlidir. Ve bu konuda yine sizlerle paylaşacağım çok önemli bir nokta. Türkiye'de ilk önemli adım, dünyadaki ilk önemli adım Türkiye'de 1924 yılında Cenevre Beyannamesi ile büyük kurtarıcı Ulu Önder Atatürk tarafından atılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda kimsesiz kalan, anasını babasını kaybeden çocuklarımız adına. Daha sonra gelişmiş ülkeler 1945 yılında, yani yaklaşık 20 yıl sonra olaya el atmışlar. 59 yılında Birleşmiş Milletler, 79'da uluslararası kuruluşlar, 89 yılı önemli bir mihenk taşı. Çünkü 89 yılında New York Dünya Çocuk Zirvesi toplanmış. Çok sayıda ülke, o dönemin aşağı yukarı tüm dünya ülkeleri ve Türkiye Turgut Özal tarafından temsil edilerek bu sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmenin özelliği tüm katılımcı ülkelerin oy birliğiyle yaptığı bir sözleşmedir. Ve daha sonra ki hastanemiz de demek o yıllarda açıldı. 99 yılında Türkiye'de dünyadaki birinci uluslararası kurultay düzenlenmiştir. Birinci uluslararası. Buna altını çiziyorum çünkü bu olay çok önemliydi. Çünkü 1999 yılından sonra olaya bakış Türkiye'de değişti. Daha fazla önem verildi. Çocukla ilgili basında, medyada izlemeye başladık. Ancak bu sene daha da iyi olduğunu ben birçok kanalda gördüm. Eskiden bir günde geçerdi ama şimdi bakın haftası. Evet. Biz bunu hafta olarak tutuyoruz. Hatta İbrahim Bey de burada. İnşallah önümüzdeki yıl bir ay, Kasım ayını çocuk hakları ayı ilan edip ona yönelik çok daha güzel. Etkin aktiviteler evet. Yapabiliriz. Medya temsilcilerimiz de var. Kanal 58'den burada şu anda bulunuyorlar. Demek ki 99 yılı önemli. Daha sonra biz her yıl toplantıları yaptık. Özellikle son 3 yıldaki toplantı, ki 2019 toplantısı çok önemli. Evet. 2019'da çünkü İstanbul'da yaklaşık 12 tane program düzenledik. Bunların büyük bir çoğunluğu %90'da İbrahim Bey bizim grubun içindeydi, Avrasya Grup temsilcisi olarak. Ve son 3 yıldaki programlarımız son derece güzel bir şekilde yürüdü. Bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Ben konuşmacılarımıza geçmeden önce dünyada ilk adımı atan Atatürk'ün yine bir sözüyle açılış konuşmamı sonlandırmak istiyorum. İnsanlık çocuklara sunabileceğinin en iyisini borçludur derken bizlere çok önemli mesajları gönderiyor. Hepimiz bu işin bilincinde olmalıyız.
Yine Avrasya Zeytinburnu Hastanemizde çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Ersin Hanım'ı biraz bir çekimlerde de gördük. Evet. Aynı zamanda biraz da sevdiği konuşan Arif hocamız yanında da çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığını aldı. Şimdi benimle birlikte çalışıyor. Evet. Evet. Sen de söylemek istiyorsun Ersin'ciğim. Çocuk hakları konusunda süremiz çok kısıtlı tabii. Evet. Hocam zaten Arif hocam ve sizler ve İnce Hanım hep sosyal yönünü bahsedildi. İşte sevgiden, çocukların sosyal haklarından bahsedildi. Ben çocuk doktoru olarak sağlık haklarından bahsetmek istiyorum. Bu çocukların dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmadan... Ama misyonumuz bu zaten. Evet, evet. Hiçbir ayrım yapılmadan sağlıklı hizmete ve sağlık haklarına yani kavuşma hakkı vardır. Bunları daha çok bulundukları devletlerin desteğiyle ulaşabilmek ederler. Çünkü çocuklar 18 yaşına kadar devlet koruması altındadırlar. Bu devletimizin de hani primer sağlık hizmetlerini verdiği destekten dolayı giderek anne ve çocuk ölümlerinde azalma, bebek ölümlerinde azalma olmakta ve biz de çocukları bu sağlık hizmetini alabilmeleri için yardımcı olmaya çalışmaktayız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında çocuklarla da çok güzel yakışmışsın. Ben yukarıda izlerken de programa baktım. Evet, yani zaten 1999'daki çocuk hakları kurultayından sonra çocuklara ait şeyde haklarda ciddi çalışmalar yapıldı. Evet. Ama tabii amacımız çocuk haklarına farkındalık yaratarak bunları daha da geliştirmek. Dünyanın en iyi ülkeler arasında yani giderek daha iyiye gidiyoruz, onu daha iyiye gitmek. Evet, ben bu arada yine Avrasya Hastanemiz Zeytinburnu grubundan çok değerli bir hemşire arkadaşımız, hemşirelik birim sorumlusu. Şimdi terminolojiler değişti, onun için ben başhemşire diyorum. Teşekkür ederim. Ve tüm toplantılarımıza katılır. Her zaman için destek verir. Çok güler yüzlü bir hanım. Evet, sen şimdi kendi hastanende ne gibi şeylerde yardımcı oluyorsun çocuklar? Biz hastanelerimizin, yani bu üç hastanemizin bütün birimlerinde çocuk hakları ve sağlığı için elimizden gelen hassasiyeti göstererek tüm çocuklara hemşirelik hizmetleri adına destek oluyoruz. Yani öncelikle dediğimiz gibi bebek yeni doğan. Yeni doğan çok önemli ve yeni doğan birimiz. Tüm teknoloji donanımlarıyla hazırlandığı altyapısıyla ve uzman hekimlerimiz son derece eğitimli hekimlerimiz var. Hemşirelerimiz oldukça eğitimli, tecrübeli, vicdanlı insanlar ve biz çocuklarımızda bu şekilde sağlıklı yaşam hakkı tanıyoruz. Tabii çok güzel. Bu konuda tabii ki yönetim birimlerimize yine teşekkür ediyorum. Biraz önce Ahmet Hakan da değindi. Altyapı, fizik yapı, koşullar, daha doğrusu yeni doğan üniteler için yine dünya çapında Amerikan Pediatri Akademisi'nin ve Türkiye'nin kabul ettiği 26 kural var. Bunları temin etmek gerçekten çok zor. Hani burada da aslında kliniklerimizden örnekler gördüğünüz gibi güncel koşullar içerisinde donanımlarımız mevcut. Ama tabii ki devamlı yenilenmesi, güncellenmesi. Çünkü artık güncellenmeye şey yetmiyor, takip etmek zor ama hani iyi koşullarda olanaklar sunduğunuzu ben çok yakından biliyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. Evet, şimdi arkadaşlar temel mesajlar diye bir birim koydum. Ben aslında tüm toplantılarımda beni izleyenler bilir. Bu temel mesajlardan aklımızda kalması gereken, aklımızda kalanlar, çünkü çok kişi konuşuyor, bu arada görüntüler çıkıyor. Ana noktalara birer cümleyle tüm konuşmacılar adına sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, bir defa en başında söylediğim gibi birçoğunuzun bilmesi gereken nokta, tüm çocuk haklarına yönelik çalışmalar ülkemizde multidisipliner, multisektöriyel yaklaşımlarla ki içerisinde tüm birimler var ve bunların hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şemsiyesi altında yürütülmektedir ki 1924'te Atatürk başlattığında da Himaye-i Etfal Cemiyeti, o zamanki yani o zamanki ismi Himaye-i o cemiyet kontrolünde takip ediliyordu. Yine birçok arkadaşımız değindi. Ülkemizin kalkınması ve dünyanın geleceği için çocuklar ve çocuk sağlığı işin merkezinde olmalı. Ve bu arada da çocuk haklarının hayata geçirilmesi. Çocuk hakları dediğiniz anda ana rahmine girdiği andan itibaren çocuğun hakları başlamakta. Yaşama hakkı, sağlık hakkı, gelişme hakkı, korunma hakkı, katılım hakkı hepsi gerekiyor. Aslında keşke Gönül Hanım'ın söylediği gibi çocuklarımız burada olsaydı onlar haklarını bizden çok daha güzel ifade ediyorlar. Yine dünyadaki ilk adımın Büyük Kurtarıcı Atatürk tarafından Cenevre Beyannamesi'ne atıldığını belirtmişti. Ki 1924'te yani günümüzden bir asır önce
belirtilen haklar ki şu anda Ahmet Hakan da bir kısma değindi, Ersin değindi, hepiniz değindiniz. 3 kısım ve 54 maddeden olmakla beraber sağlıkla ilgili haklara sen değindin, özellikle yeni doğan haklarına sen değindin. O dönemde kurulan ana maddeler, dikkat edin, hepsini kapsıyor. Sağlıklı doğuma, yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları. Bunların tabii her birisi zaman içerisinde açılarak birçok maddeler haline getirilmiştir. Evet, bu arada toplantımıza katılamadı ama 1999'da çok büyük emekler veren Haydar Su hocamıza da ben teşekkür ediyorum. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. O da özellikle verdiğim mesajında, kendisi gelemedi ama mesajını bana gönderdi. Mesajında diyor ki, ülkelerin kalkınabilmesi için sağlık, sağlık deyince çocuk sağlığı deyince de koruyucu sağlık merkezde olmalı sağlık politikaları diye bize sözlerini iletti. Yine çok sevgili İnci Zenciroğlu da Çalıştay'daki çalışmalardan, özellikle eğitim noktasına dikkat çektiği için ben teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu programda sağlık ekibi olarak buradayız. Eğitimi söyledi. Özellikle çünkü benimle konuştuğu zaman sağlığı hocam sen vurgulayacaksın nasıl olsa dedi. Bu arada hukuk adına da Aşkın Topuzoğlu'na yine çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye Kasım ayında hukukçuları da çağırırız buraya, İbrahim Bey. Bu arada bir bakma, İbrahim Bey'e de o kadar çok sorumluluk veriyorum ki. Evet, suyu gündeme getirdim. Bu Covid döneminde özellikle aileler aşıları hep hastaneye gelmekte çekindikleri için hani erteliyorlar. Aslında aşı çocukların bir hakkıdır. Evet. Biz bunu, bu çocuklardan bu hakkı mahrum etmemek gerekir. Kesinlikle. Aşı önemli. Çok önemli. Hele bu aşıya karşı negatif bir şey var. Ama inşallah bu Covid hani kötü bir şey, iyiye de bir vesile olur. Vesile. Diğer aşılarımıza beraber de yaparız. Evet. Şimdi aslında tabii çok önemli, haklısın burada. Çünkü biraz sonra başarılı olduğum durumlar derken aşıları ilk plana koydum ben. Çünkü başarılıydık gerçekten. Ama son birkaç senedir insanların kendi rızasıyla yaptırmayanlar oldu ama şimdi de Covid nedeniyle gelmeye çekinenler oluyor. Ama koruyucu sağlığın temel kurallarından birisi de aşı. Bu konuda verdiğim mesaj için ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben kendim modern profesörlere vereceğim size sağlık. Özellikle çocuk çalıştaylarında, çocuk kurultaylarında ben bu bilgileri alırken bir kitapta bunlar zaten tamamı yazılı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Birimi, ilgili birimlerin bana gönderdiği veriler doğrultusunda UNICEF'in bilgileri, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ve Türkiye nüfus sağlık araştırmaları, yani Türkiye'nin en güvenilir sağlık verileri eşliğinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada 3 kısımda ben irdeledim. Başarılı olduğumuz durumlar, söylediğim gibi aşı hizmetleri, yeni doğan taramaları, koruyucu sağlık aşıyı söyledik zaten. Bebek ve çocuk ölümlerini azalmaya Ersin de dikkat çekti. Gebelikte sağlık hizmetlerine ulaşabiliriz. Bunlar aslında çok kolay işlemlerdir. Her birinin gerçekleştirilmesi gerçekten son derece zor olaylar. Mesela engelli çocuklar. Ki önümüzdeki hafta Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta. Yine o gün bizim bir programımız olacak. Konumuz yeni doğan ama engellilere mutlaka değineceğiz. Çünkü engellilik önlenebilir. Herkes potansiyel engellidir diyorum. Engelli konusunda değinmeliyiz. Kronik hastalıklar hala devam eden zaman. Okul çocukları. Çalışan çocuklar değil mi böyle, hani sizlerle de böyle paylaşıyorum, böyle onaylarınızı almak istiyorum. Riskli çocuklar ikiye ayrılır, tabii detayına girmiyorum. Şiddet mağduru çocuklar, şiddete maruz kalanlar, erken yaşta evlendirilenler, sosyal güvenlik ve çocuk hakları, sigara, çocuk sağlığı, ağız ve diş sağlığı gibi sorunlar. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. Çocukların son dönemdeki elektronik cihazlarla teknoloji. Çok bence doğru, çok haklısın. Aslında bizim 2 sene önce Çocuk Dostları Kongresi'nde konumuz teknoloji ve çocuk. Evet. Teknolojinin hani iyi taraflarını alalım ama diğer taraftan ne yapalım diye. Vurgulamalarım bak çok güzel. Aslında Amerika'da çok yoğunluğumuz. Amerika'da bir çalışma yapılmıştı. Ben oğlumu almış üniversite sınavına girerken. Yani 3 kategoride yapmışlar. Bir telefon elinde yanında. Bir yanında da bir de çok uzakta. Başarıyı ölçmüşler. Ya elinde olan neredeyse tabanda, evet. O diğeri biraz orta çünkü bip sesini duyuyor. Evet. Ötekini sadece uzun zil çalınca duyuyor. Başarı orada daha yüksek olmuş. Şimdi aslında ben tabii sağlık müdüründen aldım derinden. Bu teknolojinin aslında dediği doğru. O teknolojiyi artış gösteren gruplar içinde ben bakacağım. Şuraya bir not alıyorum ben. Yani bu aslında bildiğimiz bir konu ama tabii oradaki verilerden çıkarmıştım ben. Evet,
artış gösteren sorunlar deyince, evet, obezite Türkiye'nin, yani çocuklar, yani bebekler dahil önemli sorunlar. Hocam, teknolojiyle çok doğrudan bağlantılı. Evet. Bizim o, benim oğlum çok kilo aldı. Tabii. Sonra tersi oldu, bu defa çok aşırı zayıfladı. Evet. Çünkü sürekli bilgisayar ortalamayı bulamıyoruz. Evet. Sezeryanda artış. Çünkü bizim bebeklerimiz de biraz etkiliyor. Azalttık onu ama. Ruh sağlığı sorunları ama yine de çok %50'ler civarında, o yüzde onların altına inmeli. Bağımlılıklar, bağımlılık olay. Yani teknoloji de aslında bağımlılık bir bakıma. Sigara, alkol, işte zararlı diğer uyuşturucular ve çevresel zararlı etkenler. Maalesef çevresel zararlı etkenler. Burada tabii sivil toplumlarla işbirliği yapmamız lazım. Sevgili Ahmet, sen söyledin yeni doğan hakları, onları tabii biliyorum. Aslında onlar önümüzdeki hafta biraz daha değineceğiz. Zaten önümüzdeki haftadaki de programda, Bilinçli Aile Sağlıklı Nesil programında önümüzdeki hafta başlayacağız. Ve daha sonra her ayın ilk perşembesi, mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi İbrahim Bey de bizden rica etti onları. Sizlerle birlikte konuşacağız. İlk konumuz yeni doğan. Hayatın ilk bir günü de senin konun, ona göre. İlk 7 gün Ersin, senin bu arada göre de. İlk bir ayda Mehmet Ali Bey'in, bunları konuşacağız sizlerle beraber. Evet, bu arada şey olarak yine mesajdan da vermek istediğim bir nokta var. Devamlı görev bildiriyorum önümüzdeki yıl yapacaklarımızı. İbrahim Bey hiç itiraz etmiyor. Onun için ben burada Avrasya Hastaneler Grubu yönetim ekibi adına, yönetim kurulu başkanımız Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu ve aynı grubun işletme direktörü, başka ilave görevleri de var mı? Ben işletme direktörü şeyini yazdım. Doktor İbrahim Uğurlu şu anda salonumuzda bulunuyor. Çocuk hakları öncelikli olmak üzere, çocuk sağlığı konusunda olanakları ölçüsünde, bir olanakları ölçüsü de koydum çünkü sınırı yok. İbrahim Bey, ben sizi de koruyarak ölçüsünde destek vereceklerini belirttiler. Yaptıkları, yapacaklarını göstergesidir düşüncesiyle. Son 3 yılda Avrasya Hastanesi ekibi ve yönetimiyle gerçekleştiği programları zaten videomuzda, İzledim. İki videomuzda izledik sizlerle. Çocuk hakları konusunda emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu arada çocuklarımız yok, çocuklar adına ben çocukların görüşünü paylaşarak sözlerime son verip kapanış yapmak üzere güzel sunucumuzla, bu işi çok güzel yapan, gerçekten olağanüstü güzel yapıyorsun, yönüne bırakacağım. Şimdi çocuklarımız diyor ki, hakkım var. Evet, iyi dinleyin lütfen çocuk hekimleri. 18 yaşına kadar çocuk olmaya, rengim, ırkım, cinsiyetim ne olursa olsun, herkesle eşit olmaya, tüm konuşmacılar değinler, fikirlerimi açıkça söylemeye, değil mi, katılım hakkı, çalıştırılmamaya, hani şu dönemde bile çalışan çocuklar çok ciddi bir sorun, hayatıma saygı gösterilmesine, yeni doğan bebek dahil önem veriyoruz, iyi eğitim almaya, sevgili İnci buna çok güzel değindi, spor yapmaya, sanat ve kültürle zenginleşmeye, ailelere gidiyor, sosyal hizmetlere gidiyor, sağlıklı bir yaşama ve oynamaya. Çünkü ben çocuğum diyor. Ve ben bu arada çocuk hakları konusunda son sözümü söyleyeceğim. Çocuk haklarını anlayalım. En başta kendimizi anlayalım, hazmedelim. İkincisi anlatalım. Üçüncüsü çocuk hakları, hakları diyoruz ama hayata geçirelim. En önemli maddede sürdürülebilirliğini sağlayalım. Hani bu konuda da inşallah çocuk sağlığına yönelik her ay yapacağımız programlar bir yana, Kasım ayında, Kasım 2021'de hepinizi sıkıştıracağım. Bütün ay boyunca her gün aktiviteler yapacağız. Tüm aktivitelerimiz bir yana, çok yoğunsunuz. Mesai saatleri dışında, cumartesi, pazar, onlara yönelik şeyler yapacağız. Ve çocuklar diyorlar ki, yaptıklarınız, özellikle yapacaklarınız adına, yapacaklarımız, yani Kasım ayında yapacaklarımız çok önemli, adına bütün erişkinlere teşekkür ediyorlar. Ben çocuklara alkışlıyorum bu güzel sözlerinizi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Dediğiniz gibi Bilinçli Aile Sağlıklı Nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı başlığı altındaki ilk programımızı 3 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Hocam da söyledi, buradan yine duyurusunu yapmış olalım. Hocam, müsaadenizle ben bir şiğir okumak istiyorum. Tabii, çocuklarımız salonumuzda olduğu zaman onların sesiyle, şarkılarıyla çok güzel oluyordu. Onlar kadar olamasa da onlar adına buradan bir şiir okumak istiyoruz. Çocuklar konusunda duyarlı şairlerimizden, çocuklar adına yazdığı şiirlerden biriyle. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne.
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı verelim çocuklara. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Çok güzel bir şiirle evet. Tüm çocuklarımız adına da programımızda bir şiir okuyoruz. Şimdi bu arada Gönül bu şiiri okuyunca, biz çünkü canlı canlı yapıyoruz, doğaçlama programları seviyorum. Aklıma çok güzel bir Çin atasözü geldi. Buyurun hocam. Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Yani onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak evet. Hepimizin en öncelik görevlerinden olmalıdır. Ve hepinize ben tekrar teşekkür ediyorum. Çocuk hakları konusunda farkındalık yapılmasına gayret eden, emek veren, tüm bu salonda bulunan bulunmayan, bizi dinleyen izleyicilerimizi, özellikle geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Onların hepsine teker teker ulaşacağız. Çok teşekkürler. Hocam çok büyük emekleriniz var bu konuda. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımıza da hastane olarak da yine hekimlerimizle de destek sağladık. Evet biz bugünkü bu aktivitemizde en büyük emeği veren kişilerden biri sizsiniz. Size bir tüm ekip adına da teşekkür belgesi takdim etmek istiyoruz. Çok her zaman kameranın arkasında demiştik işletme direktörümüz İbrahim Bey'i de davet edeceğim buraya bu kez. Ve tamam. Teşekkür belgenizi takdim edeceğim. Evet, vallahi şöyle bir bakayım, çok güzel. Evet, evet burada şey yazılmış gerekenler bu yıl içinde belirtilmiş. Bir tane daha lütfen. Çocuklar mucize varlıklar. Ülkelerin gelişmişliği de çocuklarla, çocuk ölümleriyle duyulur. Hocamın da dediği gibi bizim bir mottomuz var. Sağlık ve sevgi sunuyoruz şeklinde. Bunu böyle yapıyoruz. 500 gramlık, 540 gramlık bir çocuğu 440 miydi? Pardon. 440 gramlık bir çocuğu hayata tabii. 400 gramlık bebekler 80 gramlık bunlar, bebekleri de yaşattık. Bunlar, Ahmet Hakan da görüyorum işte, ekranda. Kıymetli hocalarımın sayesinde bu ülkenin geldiği seviye ama bundan yıllar önce Türkiye'ye bu konuda baktığımızda ciddi vaziyette geri kalmış ülkeler içerisindeydik. Ama son yıllarda geri kalmışlığımızı bu konuda 2000'li yıllardan sonra çok sonra, ciddi düşmeler oldu ve çocuk hakları, çocuk kurultayında bu da desteği fazla oldu. Evet. Ve biz o kurultayda çocukla ilgili yüzlerce üniversite ve eğitim hastanelerinin hocalarla birlikte çok farklı komisyonlarla çalıştık. Tabii diğer konu 8 ayrı da ayrı biri vardı. Ve bunlarla bu arada tabii ilgili kamu birimlerinin yönetimleri aşamasına çok ciddi destekler verildi. İşte farkındalık oldu. İnşallah daha da iyiye gidelim amacımız. İnşallah bu pandemileri de aşalım. Sizlerden aldığımız enerjiyle biz bunları yaptık. Bunun altyapısıyla, kadrosuyla. Bir ekip olayı. Bir ekip olayı bu. Tek başına olabilecek bir olay değil. Kesinlikle. Bu ara Sağlık Bakanlığımıza da teşekkür etmeyi tabii, gayet, imal etmiyorum. Evet, bu zor zamanda söylemek istediğim şu. Pandemi döneminde çocuklarımız evlerde kapalı. Aman bu çocuklar, yani bu kapalıyken bunların eğitim hakkının ihmal edilmesi, ben rüyalarımda görüyorum bunu. Felaket bir şey. İnci çok güzel değindi okul. Felaket bir şey. İnci Hanım'a da teşekkür ediyorum. Dijital katılan bütün hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hocam burası sevgi sunuyoruzla başlamıştı işte. Arif hocam. Biz sevgi sunmaya gayret edeceğiz sizlerin desteğiyle. Çok teşekkür ederim. Programımız devam ediyor ve Avrasya Hastanemizin başhekimlerinden Profesör Doktor Ali Rıza Cenal bizlerle birlikteler. Az önce izlediğiniz çocuk hakları ile alakalı programımızla ilgili neler söyleyecekler hocamdan dinliyoruz. Teşekkür ederim. Çocuk hakları aslında tabii ki çok önemli bir konu. Yani aslında şöyle bir slogan söyleyebiliriz. Dünyayı çocuklar kurtaracak diye. Evet.
Yani burada çocuk sağlığı ve çocuk eğitimi yani sadece hani ülkemiz için değil, dünya için, belki evren için gerekli. Onun için sağlık ve eğitim konusunda özellikle hani çok üzerinde duruyoruz. Eğitim olmazsa olmazdır. Yani özellikle sağlık da çok önemli. Biliyorsunuz hani daha önceki sizin belki programlarınızda konuşmuştuk bu sağlıkla ilgili, çocuk sağlığıyla ilgili, özellikle hani böyle ergenlik dönemi, işte okul çağı dönemindeki işte hareketsizlik, spor yapamama, işte devamlı bilgisayar başında ya da tablet başında kalma, işte fast food yiyeceklerle ilgili bir takım sorunlar var. Çağımızın belki de önemli sorunlarından bir tanesi. Obezite mesela ciddi bir problem. Hani bunlar konusunda da konuşmuştuk daha önceki programları da hatırlarsınız. Yani onlara da değinmek istiyorum. Bir de onun dışında bir de eğitimle ilgili. Burada da değinildi eğitim, fırsat eşitliği. Mesela günümüzde bu mesela çok ciddi bir problem. Bu fırsat eşitliğinin giderilmesi. Mesela çok da ücra bir köydeki çok belki çok parlak, dünyaya belki de çok fayda verecek bir kişiye ulaşmak, onu eğitmek, onu dünya ve insanlığa çok faydalı hale getirmek de önemli bir durum. Yani benim söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Bu önemli bir toplantı ve bu toplantılardan devamı gelecek. İnşallah daha da çok insanlara farkındalık yaratırız. Çok daha faydalı oluruz diye düşünüyorum. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Aşı dediniz, aşının öneminden bahsettiniz. Ya şimdi aşının önemi şöyle, bu korona döneminde maalesef tabii çocuklarımızı koruyalım diye evde tutuyoruz. Ama onların bir takım özellikle aşı gibi ihtiyacı, çocukların aslında son dönemlerde Türkiye'de bir aşı karşıtlığı çok fazla. Ama çocukların bir hakkı, biz bu çocukların bu hakkı kesinlikle esirgemeyiz. Çocuklarımızı hastaneye rahatlıkla getirebilirler. Bugün önlemlerin en iyi alındığı yerler bilin ki hastanelerdir. Herkes gerekli tedbirini alıp görürüz. Zaten herkes o şeyde geliyor, bilinçle geliyor. Çocuklarımızın aşılarını yaptıralım. Yeter ki denilen maske, mesafe ve artı hijyene dikkat edersek yeterli. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Zamanı gelmişse ertelemeyelim. Çünkü erteleyince daha farklı. Yani aşı bazen hani işte ateşi çıktı, aşı bunu yapıyor. İleride şu olur. Bunlardan çekinmesinler. Bir örneğin çocuk felcinin aşılanmadığı zaman çocuk felci olduğunda bunun yılları o çocuğa neler getireceğini, o çocuğun hayatına mal olur belki, yaşar ama normal bir yaşam değil, sürekli desteğe ihtiyacı olan, bunun ekonomik boyutu, sosyal boyutu, aile açısından, çocuk açısından düşünmek bile istemiyorum. Bu yüzden çocukların hakları olan şeylere onlardan esirgemez. Bunların biri aşıdır. Örneğin evde nasıl koruyacağız? Sonuçta eğitimler için online eğitimler gerekli şartlar. Onlardan esirgemez. Şimdi bazı aile işte bilgisayar yok, tablet yok. Ebeveynin görevi bunları çözmek. Bir yerlerden yardım isteyecektir. Bir şekilde çözmek. Çünkü eğitim ona en büyük hakkıdır. Evde gerekli destekleri vereceğiz. Çocukların kesinlikle çok hakları vardır. Hocamız son söyledi Çin atasözündeki gibi. Yani biz çocuklardan miras aldık. O zaman biz bu çocukların haklarını verelim. Onların miraslarını da kötüye kullanmayalım ya da kötüye çarçur etmeyelim. Kötü bir şekilde onlara teslim etmeyelim. Daha güzel onlar da kendi çocuklarına daha güzel devretsinler. Peki Mehmet Ali Hocam, şu anda ebeveynler, ekranları başındaki izleyenler bizleri takip ediyorlar, izliyorlar. Peki evlerindeki çocuklarına bu koronavirüsten nasıl koruyacaklar? Ne tür önlemler ve tedbirler almalı? Kesinlikle koronavirüsü zaten belirtilen işte maske, mesafe, hijyen. Zaten bunlar ev içinde, ortamında olduğu ebeveyn eve geldiğinde ebeveyn düşen çok şey vardır. Çocuğunu çok fazla dışarı çıkarmadığı için zaten çıkarırken gerekli tedbirleri alıyor. Ebeveyn eve geldiğinde önce o elbiselerini bir güzel çıkaracak. Bir güzel ellerini, vücudun temas ettiği şeyler olan kızlar yüzünü dahi güzel bir yıkayacak. Onlarla sonra çocuklarla karşılaşıp ya da teması olacak. Bunlar tedbir aldıktan sonra kendisinin bir teması varsa ya da örneğin bir sağlıkçıysa, gerçekten temas olmuşsa o zaman testlerini yapacaktır. Yani bugün kendi
sağlıkçı olması gerekmiyor. Başka bir kuruluşta çalışıyorsa dahi kendi bulunduğu alanda biriyle veya COVID testi ya da tespit edilmişse ya da daha şüphelisi o başka bir teması olmuşsa dahi mutlaka testini yapıp bu süre zarfında çocuklarıyla yakın teması olmamalı. Ayrı odalarda kalmalılar ki ta ki sonra ola ki pozitif olursa imkan varsa başka bir eve geçecek evi var. Yoksa kendi bulunduğu odada çocuklarla yakın teması olmayacak, çift maske kullanacak, hijyenine yine dikkat edecek ve çocuklarla o 14 günlük süre bitene kadar temas sağlamamalı. Hocam çok teşekkür ederim. Evet kıymetli Kanal 58 izleyen dilimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Avrasya Hastanemizin şirin, güzel doktorlarından çocuk sağlığı, çocuk uzmanımız, doktorumuz Sayın Ersin Sarı bizlerle birlikteler. Ersin hocamıza da soralım, korona günlerinde ebeveynler çocuklarını nasıl koruyacaklar? Merhaba. Korona günlerinde çocuklarımıza izolasyona çok dikkat etmeleri gerekecek ailelerin. Zaten çok toplu yerlere gitmemeleri gerekiyor. Açık havada kimsenin olmadığı yerlerde yürüyüşler yapabilirler çocukların çünkü aktiviteye de ihtiyacı var. Ama maske 2 yaşından büyük çocuklarda kullanabilirler. Daha küçük çocuklarda da üzerini bir şekilde örtmek ya da işte izolasyonu sağlamak şeklinde olabilir. Kendileri hasta oldukları zaman kesinlikle tecrit edecekler. Çocuklarla aynı yerde bulunmayacaklar. Anne emzirme konusunda biraz emzirebilir şeklinde söyleniyor ama anne ile bebek arasındaki mesafeyi 2 metre olacak şekilde ayarlayıp aynı odada ya da başka bir odada bebek kalması şeklinde olabilir. Anne maske takaraktan, el hijyenine dikkat ederekten ve ortamı havalandırdıktan sonra bebeğini emzirip ve ondan sonra başka sağlıklı bir kişinin bebeğe bakmasını öneriyoruz. Onun haricinde toplu hani misafirliklere gitmeler, gelmeler, dışarıya alışveriş merkezlerine gitmeler, o tarz şeyleri artık hiçbirimizin yapmaması gerekiyor. Onlara dikkat etmeleri yeterli olacaktır. Peki hocam. Bu yeni doğan çocuklar için söylediğiniz 0-2 yaş grubu. Hı hı. Tabii bir de bunun 2 yaş ve işte 6 yaş, 7 yaş grubu var. Ve hava değişimi var. Şu anda kış aylarındayız. Peki kış aylarında çocuklarımız bu mevsim değişikliğinde ne tür hastalıklarla karşı karşıya kalabilirler? Şu an her şey birbirine çok karışmış gibi gözüküyor açıkçası. Zaten bu mevsimin getirmiş olduğu grip, influenza salgını vardı. Viral üst solunum enfeksiyonları var. RSV dediğimiz parainfluenza mikropları var. İshal salgını var. Yine bronşit ataklarıyla gelen çocuklarımız olabiliyor. Biraz daha ilerlerse enfeksiyon zatürreye dönüşebiliyor. Bunlar koronayla şu an çok karışıyor gibi çünkü bulgular o kadar birbirine benziyor ki. Öncelikle şikayetleri olduğu bir dönemde biraz takip ettikten sonra bulgular oturduktan sonra en yakın doktora sağlık yani gitmek sağlık bir şekilde transporttan sonra oradaki doktor arkadaşlar değerlendirdikten sonra şüphelenirlerse korona açısından değerlendirirler. Şüphelenmedikleri takdirde de tedavilerine başlarlar. Peki çocuklarda hangi şikayetler görüldüğü zaman hekime, doktoruna gitmeliler? Yani ateş önemli bir bulgu, öksürük önemli, ishal kusma gibi şikayet bulguları varsa ve ateşi kontrol altına alamıyorlarsa, 3 günden uzun süren bir ateşleri varsa bir sağlık kurumuna başvurmalarına gerekiyor. Evet, peki çocuklarımızın vücut direncini, immün sistemini güçlendirici neler önerirsiniz hocam? Yani vitaminlerini düzenli bir şekilde alacaklar. Zaten D vitaminini alıyor olmaları lazım 2 yaşına kadar olan çocukların. Diğer büyük çocuklarda da multivitamin, D vitamin takviyeleri olabilir. Düzenli beslenme ona dikkat edilebilir. Ve çocuklar gerçekten şu an evde kaldıklarında toplu yerde bulunmadıkları için enfeksiyon riski o kadar azaldı ki onlara da çok hijyenlerine, el hijyenlerine dikkat etmeleri yeterli olacaktır. Çocuklar bu süreçte şanslı grup yani o şekilde değerlendirebiliriz. Gerçekten de bulaşın toplu yerlerde hijyene dikkat etmeden kalabalıklardan kaynaklandığını görüyoruz. Çünkü çocuk hastalıklarında bir miktar azalma var. Okullar kapalı olduğu süre içerisinde çocuk hasta sayısında da azalma oldu. Ona da dikkat etmek lazım. Tabii hocam. Yine önemli bir konu. Bununla da programımızı noktalayalım. Sizin olan bölümü noktalayalım. Anne sütü. Anne sütünün öneminden de ekranları başındaki izleyenlerimize bahseder misiniz? Anne sütü zaten altın standı.
standart. Onun yerini hiçbir şey dolduramaz. İlk 6 ay kesinlikle anne sütünü öneriyoruz. Eğer olur da anneyle kaynaklanan ya da bebekten kaynaklanan bir takım problemler varsa ancak o zaman destekle istiyoruz. 6. aydan sonra da 2 yaşına kadar ek gıda desteğiyle birlikte anne sütüne devam edilmesini istiyoruz. Çocukları sağlıklı bir beslenme, ucuz bir beslenme, hijyenik bir beslenme olduğunu biliyoruz. Besin değerlerinin hiçbir şey yerine tutmayacağını çok iyi biliyoruz. O yüzden de anne sütüne devam etmelerini istiyoruz annelerim. Tabii annelerimiz anne sütüne devam ederken annelerimiz de hijyene önem gösterecekler. Sosyal mesafe dedik, maskelerini kullanacaklar. Eğer koronaysa anne, dediğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü anne emzirmeyi bıraktırmadı. İlaç kullanırken de bazı ilaçları kullanabilecekleri söylendi. Bunu anne kendi doktoruyla ya da çocuk doktoruyla konuşabilir. Nasıl kullanılması gerektiği konusunda. Onun haricinde anne sütünü normal bir annenin zaten bırakmaması gerekiyor. 2 yaşına kadar emzirmeyi destekliyoruz. Bu hafta Şifa Kapısı programında önemli hocalarımızı, değerli bilim insanlarımızı konuk ediyoruz. Ve şu anda da Avrasya Hastanemizin yine önemli danışanlarından ve hocalarından, Türkiye'nin ilk yeni doğancılarından Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı Bilimsel Danışmanı Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu hocamız bizlerle birlikteler. Kıymetli hocamıza, tabii çocuklarımız evlerinde eğitimlerini online sistemiyle evlerinden alırken çocuklarımızı bu zor süreçte, korona günlerinde pandemiden nasıl koruyacağız? Kıymetli hocamızdan duygu ve düşüncelerini ve bilimsel açıklamalarını sizler için alıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Sizi zaten ben çok iyi tanıyorum. Bizim Avrasya grubunda yaptığımız tüm programlarda bizlerle beraber oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çünkü tüm konularda toplumun bilinçlendirilmesinde çocuk sağlığı çok önemli ve medyanın da çok önemli görevleri var. Çocuk deyince, çocuk da bir toplumun güvencesi, ülkelerin gelişmesi için en öncelikli ekiptir. Özellikle şu anda ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren COVID pandemisi nedeniyle özellikle çocuklarla ilgili konularda da dikkat çekmemiz lazım. Hoş her ne kadar tüm dünyada ve ülkemizde çocuk enfeksiyon hastalıklarının hocalarımızın bildirdiklerinden ve izlediğimiz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla hastalık özellikle tüm tabii yaş gruplarını ilgilendirmekte, fakat özellikle belirli bir yaşın üzerinde ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyretmekte ise de çocuklarda bundan soyutlamak mümkün olmamaktadır. Ama çocuklarda genelde daha iyi bir seyir göstermekte, daha hafif seyretmekte, ama buna rağmen çocuklarda da bazen yoğun bakımlara girmeleri ve ciddi durumlarla karşılaşmaları mümkün olmakta. Bir de özellikle çocukların bulaştırıcılık yönünden de hiçbir semptom göstermeseler, asemptomatik olsalar bile önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bunlar için ne yapacağız? Bu konuda annelere, babalara, eğitimcilere ve o çocuklarla ilgili görev alan tüm kişilere önemli görevler düşmektedir. Burada da tabii genel kurallar her zaman için geçerli. Yani maske, mesafe, temizlik. Çocuklar aslında çok da iyi yapıyorlar. Aslında ben kendi torunlarımdan biliyorum. Babaanne, bu sene virüs var, o nedenle dikkat etmeliyiz diye büyüklerden daha çok dikkat ediyorlar bazen. Ama yine de dikkatli olmamız lazım. Özellikle çocukların toplu olarak bulundukları bölümlerdeki, sanıyorum anaokullarda çocuklar halen gidiyorlar. Bir ara şu anda eğitim yönünden bir süre dijital ortamda yapılıyor ama son 2 aydır belirli sınıfların, belirli zorunluluk bölümlerin, hani ailelerin isteği doğrultusunda gönderildiğini de biliyoruz. Fakat hani gereken dikkati herkes, tabii öğretmenler, gerekenler, herkes bunları yapıyor. Bu arada tabii çocukların bağışıklığını bozacak tüm enfeksiyonlardan korunması ve yine bağışıklarını güçlendirmek için beslenmelerine önem verilmesi. Tabii eğer küçük bebekse anne sütü tabii bağışıklık güçlendirmeden önemlisi, daha sonra da erişkinler için olan beslenme kurullarının hepsi geçerli. Tabii bugün vaktimiz kısıtlı olduğu için ben COVID yanında çocuk hakları nedeniyle de çocukların sağlıklı ve kaliteli yaşama hakkı doğrultusunda enfeksiyon hastalıklarından korunmasının önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Evet. Enfeksiyon dediniz. Çocuklarımız enfeksiyonlardan nasıl koruyacak? Şimdi biraz önce söylediğim kurallar söz konusu zaten.
Fakat bu arada bugün çok önemli bir konu var. Onu da gündeme getireceğim. Çok heyecanlıyım. Çocuk hakları aslında dünyada ilk önemli adım Türkiye'de Ulu Önder Atatürk tarafından günümüzden yaklaşık bir asır önce atıldı. Gelişmiş ülkeler ancak Türkiye'den 20 yıl sonra, yani biz Türkiye'de 1924 Cenevre Beyannamesi'yle başladık. Onlar 45'li yıllarda başladılar. Ve 1989'da New York'ta Dünya Çocuk Zirvesi'nde yine Türkiye'de katıldı. 99'da Uluslararası Çocuk Kurultayı oldu. Ve 99 yılından beri biz her yıl Kasım ayında, Kasım'ın 20'sini Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutluyoruz. Bugün Kasım'ın 27'si, ancak bu sene Covid pandemisi nedeniyle dijital ortamda bugün çocuk haklarına değineceğiz. Bu konuyla ilgili çok önemli konuklarımız olacak. Zaten programımızda sanıyorum bunları vereceksiniz. Bunların yanında sizi bulmuşken ben ailelere ulaşmak istediğim bir konu var. Çünkü ülkelerin ve toplumların gelişebilmesi için sağlık politikaları çok önemli. Sağlık politikalarının merkezinde de çocuk sağlığı. Çocuk sağlığı deyince öncelikle koruyucu çocuk sağlığı gelmekte. Koruyucu çocuk sağlığı içinde annelerin öncelikli olmak üzere tüm toplumun bilinçlendirilmesi çok önemli. İşte biz de Avrasya Hastaneler Grubu'nda yöneticilerin bana verdiği destek doğrultusunda önümüzdeki haftadan başlayarak, yani Aralık'ın ilk haftasından başlayarak her ayın ilk perşembesi saat 4 ile 5 arası hastanemizin Instagram sayfasından, onlar sizler mutlaka vereceksinizdir. Bizi izleyebilirler. Biz burada gebelik başlangıcından, yani ana rahmine düştüğü andan başlayarak yeni doğan dönemi, insan yaşamının en hassas ve kritik dönemi bu evreden başlayarak çocuğu büyüteceğiz 1 yaşına kadar, okul öncesi dönem, okul dönemi, ergenlik dönemi gibi tüm çocuk sağlığı sorunlarına annelere ulaşmaya çalışacağız. Bu arada özellikle onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. Bizi yönlendirecektir. Bu konuda da tanıtımı yapmanızı ve annelerin bizi izlemesini, bizlere dönmelerini bekliyorum. Tabii Avrasya Hastanesi bu tür projelerde çok hassasiyet gösteriyor, evet. Duyarlı davranıyor. Evet, her zaman için duyarlı davranıyor. Ben de yaklaşık 50 yıllık bir çocuk hekimi olarak piyasadaki en kıdemli kişilerden birisiyim. Öğrencilerimin büyük bir bölümü akademisyen ve şu anda İstanbul'daki eğitim hastanelerinde, eğitim birimlerinde ve Türkiye'de görevlerini yapmaktalar. Ama ben de onlara örnek olmak için emekli olmama rağmen hala bu görevleri yapıyorum ve aileleri bilinçlendirmek benim ana misyonlarımdan birisi. İnşallah bunları bu sene yapmaya devam edeceğiz. Tabii yeni dünyaya gelmiş çocukları olan ebeveynlerimiz var şu anda. Hatta gebeler. Veya gebeliğe karar verenler bile önemli. Evet. Bu arada bu annelerden çok meraklı olanlar olursa yine hastaneler grubumuzun ilgili birimleriyle irtibata geçerek başhemşirelikle, çocuk birimindeki sorumlu kişilerle iletişim sağlayabilirler. Ve hatta organize edebilirseniz onlarla korona ve programları çerçevesinde dikkat ederek belirli annelere özel olarak eğitim de alabiliriz. Yani güzel bir organizasyon yaparsanız mesela çok meraklı annelerden, fakat bu anneler de daha sonra bizden öğrendiklerini kendi çevrelerine yayacaklarsa bunu da seve seve yaparız. Tabii hocam, sizden gibi işine de bilim insanı olan ve tabii çok hizmetleri olan değerli hocalarımızın vermiş olduğu mesajlar çok önemli. Az sonra da programımıza geçtiğim zaman yine orada tüm Avrasya Hastaneler Grubu'nun izleyenlerini, takipçilerini ve Kanal 58 ekranları başındaki izleyenlerimize ve takipçilerimize mesajlarınız olacak. Peki annelerimize, ebeveynlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi annelerimize en başta analık çok güzel bir duygu. Evet. Tanrı'nın insana verdiği en güzel nimetlerden birisi. Ve analığa hazırlanmak, gebelik dönemi ve bu dönemdeki oluşacak fizyolojik değişiklikleri severek, isteyerek katlanmalılar. Bebekler olduğu zaman onlara doğal davranmaları, mümkün olduğunca kendilerini temas etmeleri, sevgi göstermeleri, tensel temas, daha sonra anne sütü vermeleri ve bu arada kendi geleneksel özelliklerimiz yanında sağlık personelimizden de gerekli bilgileri alarak gerekenleri yapmalılar. Zaten ülkemizde çocuk sağlığı yönünden
inanılmaz güzel programlar yapıldı. Yani dünyanın birçok ülkesine örnek olabilecek dediğimiz evet. değişiklikler oldu. Ve biz mesela hani ben tabii 1970'li yıllardan sonrasını bildiğim için özellikle 2000'li yıllardan sonra başlatılan çok ciddi projeler doğrultusunda biz mesela 2008 yılında, 2010 yılında gelmeden 2020 hedeflerini yakaladık çocuklar adına. Hani bunları daha sonra programımız olursa size çok vakit almak evet. istemiyorum. Çok başarılı olduğumuz durumlar nedir? Devam eden durumlar nedir? Artış gösteren sorunlar. Artış gösteren sorunların başında da obeziteyi, bağımlılığı, çevre sorunlarını özellikle hani altını çizerek vurgulamak evet. istiyorum. Bunların her birisini ayrı ayrı konuşmamız evet, lazım. Çünkü bunlar hepsi ayrı ayrı tabii. işlenecek önemli konulardan birisi. Avrasya Hastaneler Grubu'nda da çok güzel bu konuları işliyoruz hocam. Tabii. Vallahi ben hani bütün ekibimizle ben 3 hastanemiz var. 3 hastane bizde de gruplar zaten videolarda gösterilecek. Hepsindeki ekiple çok güzel bir diyalogumuz var. Ayrıca hastanemizdeki tüm sağlık ekibimiz yani doktorlarımız, hemşirelerimiz bu eğitimlere katılıyorlar. Bunun dışında dışarıdan yine profesyonel hani arkadaşlarımızdan zaman zaman destek alıyoruz. Onlarla birlikte zaten çocuk dostu programı doğrusunda yıllardır birlikteliklerini sürdürüyorlar. Bunların birçoğunu biliyoruz. Bir kısmı bugün videomuzda görecek ama daha da yoğunlaştırarak, daha da arttırarak bize verilen destek doğrultusunda biz gerekenleri yapmaya çalışacağız. Ben bu işi seve seve gönüllü olarak yapmaya hazırım. Evet tabii Türkiye'nin ilk yeni doğancılarından da birisi olarak ve Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Çocuk Sağlığı Bilimsel Danışmanı olarak da kıymetli Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu çocukları çok seviyor. Tabii tüm çocukları. Zaten toplumların kalkınması çocuklara bağlı. Çocuklarda da yaşamın en hassas dönemi yeni doğan dönemi. Tüm yaşamı etkiliyor. Yeni doğan dönemi dediğimizde ilk bir ay, ilk bir hafta, ilk bir gün ve ilk saatler, ilk dakikalar. Bu ilk dakikalar altın dakikalardır. Hani altın derken kıymetli bir şeyi kastediyorum ben. Bu ilk dakikalarda gerekenler yapılmadığında çok ciddi sorunlar gelişebilir. Hani ben hem çocuk hekimi hem de yeni doğancı olarak bunun önemini özellikle vurgulamak istiyorum. İşte bunun için anneler doğumdan sonra değil, gebelik ve gebelik öncesi dönemde de mutlaka kadın doğumcuya, perinatolojiye giderken bizlerle irtibat halinde olmalılar. Bizler tarafından bilinçlendirmeliyiz. Ellerimizden geleni yaparız. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Çok teşekkürler. Kanal 58 ekranlarında Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Ve Avrasya Hastaneler Grubu'nun direktörlerinden ve kıymetli hocamız eğitimci. Kendisi de önemli bir isim. Sayın İbrahim Urlu bizlerle birlikteler. Eğitimci olduğu için ben öncelikle Sayın Hocamın da Öğretmenler Günü'nü, Geçmiş Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve bugün çocuk hakları ile ilgili yapılan sunumlar, programlarla ilgili de hocamızın düşüncelerini alıyoruz. Evet, bugün 20 Kasım'ın devamı olan çocuk haklarını kutluyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi teşekkür ederim. Dün de Öğretmenler Günü'ydü. Biz öğretmen olurken tanrı mesleği öğretmenlik denirdi. Beynin besincisi öğretmenlik derdi. Ulu önderimiz Atatürk yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır diye öğretmenlik bu vesileyle tüm öğretmenlerin insan yetiştiren, yeni nesil yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü yürekten, gönülden kutluyorum. Evet, pandemi, salgın. Nuh'un tufanından bu yana salgınlar insanlarda hep yeni dönüşümler yaratmıştır. Yeni arayışlar yaratmıştır. Bu korona, COVID-19 dediğimiz pandemi de insanlarımızın ciddi haklarını kaybettiriyor. Hak kayıpları. Bu hak kayıplarının içerisinde çocuklarımızın eğitim hakkı benim yüreğimi sızlatıyor. Eğitimciler. Torunlarım var. Onların acaba bir dönemi kaybolur mu? Bir zamanı kaybolur mu? O bir dönemin kaybolması, bir neslin kaybolması bazen bir köyde, bir mahallede bir öğrenci yetiştirdiğimiz zaman o köyün kaderi değişiyor. O toplumun kaderi değişiyor.
Ama yüzlerce çocuk vardı orada. O bir kişi kaderini değiştiriyor. Bunun için eğitim çok değerli. Dün Öğretmenler Günü'nde doktor olan, mühendis olan, belediye başkanı olan öğrencilerim aradığı vakit mutluluğun tarifini yapamayacak duyguları yaşamış olduk. Evet, ben tekrar hastanemize ve çocuk haklarına bugünkü seminere. Bugünkü seminer bir zorluktan, mecburiyetten doğdu. Biz daha önce buraya yüzlerce insanları toplayarak yaptığımız şey, yine bu defa yüzlerce insanlara dijital ulaşım yapmak istiyoruz. Çok kıymetli, Türkiye'nin çok ender ve kıymetli insanlarını dijital ortamda getiriyoruz. Yine bu davamızı, sağlıktaki bilgilenme ve bilinçlenme davamızı yerine getiriyoruz. Bugün de çok güzel bir konferans oldu, panel oldu. Çok değerli fikirler sunuldu. Evet, anlaşıldı ki çocuk bizim geleceğimiz, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Özellikle pandemi döneminde onların hiçbir hakkına zarar getirmemek gibi eğitim haklarını göz bebeğimiz gibi koruyalım diyorum. Annelerden, babalardan, dedelerden bir dede olarak, özellikle genç bir dede, dede olarak hasreten özen göstermelerini, duyarlılık göstermelerini arzu ediyorum. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, bugün de Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Avrasya Hastanesi'ndeydik ve kıymetli hocalarımızla birlikte yine günün anlam ve önemine dair programlarla, panellerle, söyleşilerle sizlerle birlikteydik. Dijital platformdan bizleri takip edebiliyorsunuz dedik ve Avrasya Hastaneler grubunda yapmış olduğu çalışmaları bizlerden takip edebilirsiniz. Şifa Kapısı programının bu hafta sonuna geldik. Farklı bir programımıza yine sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın.